müftümüzü ahirete yolcu etmek için şu anda burada hazır bulunuyoruz. Cenab-ı Hak onun yolculuğunu hayırlı eylesin. Rahmetiyle, affıyla, merhametiyle muamele ettiği kullar zümresine hem onu hem bütün geçmişlerimize bunu lütfeylesin. Şimdi Sakarya İl Müftümüz Hasan Başiş Hocamız, İzmir Müftümüz Salih Hocamız, ikisi de buradalar. Hasan Hocamız, İl Müftümüz tezkiye alacak ve helallik alacak inşallah. Cenaze namazında İzmir Müftümüz kıldıracaktır. Hocam buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. Çok değerli cemaatim, şu anda musalla taşında yatan çok değerli hocamız, sevdiğimiz insan, güzel insan, görevinde dikkatli ve hassas insan hocamıza son görevimizi yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hocamıza rahmet eylesin. Kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. Varsa kusurlarını affeylesin. Günahlarını bağışlasın. Geride kalan evladu iyaline, yakınlarına, tanıdıklarına, sevdiklerine sabru cemil, ecru cezil ihsan eylesin. Amansız bir hastalık birden yükseldi ve hocamızı inşallah bugün cennete uğurluyoruz. Okuduğum ayet-i kerimenin mealini verip öyle inşallah namazı kılacağız. Cemaatimiz de daha yeni yeni camiden çıkıyorlar. Diğer cemaatim şu anda İzmir müftümüz yanımızda. Bayındır İzmir'e bağlı bir ilçemiz. Çok değerli il müftümüz ve arkadaşlarıyla birlikte ta İzmir'den buraya kadar geldiler. Yine Sakarya'da müftülük yapan bütün ilçe müftülerimiz burada. İstanbul'dan gelen hocalarımız var, müftülerimiz var. Yine Gemlik ilçe müftümüzle şimdi karşılaştık. Hocam biz de halef selefiz dedi. Nereden? Bayındır'dan. Ben daha önce dedi Bayındır'da müftüydüm. Yani daha birçok arkadaşlarımız var. Belki benim burada göremediğim arkadaşlar var. Ama hepinizden Allah razı olsun. Bakın belediye başkanımız da aramızda. Çok değerli hocalarımızı görüyorum İlahiyat Fakültesinden. Onlar da teşrif etmişler. Tabii değerli bir hocamızı uğurluyoruz inşallah. Neden? Hakikaten ben de kendisiyle çalıştım. Sakarya İl Müftü Yardımcısıyken o da Söğütlü'de müftüydü. Çok hassas, dikkatli böyle bir insandı. Görevinde çok hassastı. Maşallah Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ben şöyle inanıyorum. Görevini en iyi ve en güzel şekilde yerine getirdi. Allah razı olsun hocamızdan. Okuduğum ayet-i kerime ne kadar güzel. Diyor ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ve Estaizu Billah. Ya eyyetühen nefsul mutmeinne. Ey itminana. Huzura ermiş insan nefis. İstanbul'dan gelen, efendim Türkiye'mizin değişik yerlerinden gelen, Sakarya'mızın değişik ilçelerinden gelen hepinize hoş geldiniz diyorum. Cenab-ı Allah her atmış olduğunuz adım karşılığında size ecir ve sevap versin. Şimdi zaman tezkiye zamanı. Değerli cemaatim şu anda musalla taşında yatan çok değerli hocamız, sevdiğimiz insan, görevinde hassas, dikkatli bir insan. Elbette helallik isteyeceğiz sizden. Hocamızı tabii hepimiz buna şahidiz. İyi bir Müslümandı, iyi bir muvahhiddi. Elhamdülillah. Hocamızı hâlu hayattayken nasıl bilirdiniz? Bilmiyiz. Dünya ve ahirete taalluk eden hak ve hukukunuzu helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal, helal eder misiniz? Helal. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şu gönülden, kalpten yapmış olduğunuz bu helalliği, bu tezkiyenizi kabul ederiz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi tabi aramızda çok değerli hocamızın da çok konuşacak arkadaşlar var ama fazla vakiti buradan geçirmeden değerli İzmir İl Müftümüz inşallah hocamızla birlikte çalıştı. Hocamızı inşallah şöyle dinleyerek arkasından da hep birlikte cenaze namazını kılalım. Buyurun değerli hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Öncelikle hocama böyle bir görevi bize tercih ettiği için Sakarya Müftümüze çok teşekkür ediyorum. Muhterem kardeşlerim, Yüce Rabbimiz tüm geçmişlerimize hasreten biraz sonra ebediyete tevdi edeceğimiz değerli hocamıza rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Başınız sağ olsun. Amin. Değerli hocamın mekanı cennet olsun. Tabi hocam çok güzel şeyler söyledi ama Abdullah hocam çok güzel sözlere layık bir insandı. Ben kendisiyle yaklaşık 2 yıldır çalışıyorum. Naif, temiz. O bir hafız, o bir din adamı, o bir Kur'an kursu hocası, o bir müfti. En önemlisi o iyi bir mümin, iyi bir gönül adamıydı Abdullah hocam. Mekanı cennet olsun. Bugün hocam da biraz önce söyledi, çok geniş bir yelpazeden çok değerli katılımcılar var aramızda. Başlamış görev hayatına, 46-47 yılını Kur'an'a hizmet etmiş. Camilere hizmet etmiş, gönül almış. Böyle bağrı yanık bir insandı benim yanımda ya. Anlatamıyorum, hakikaten çok seviyordum kendisini ya. Çok güzel bir insan. Yaklaşık 75 gün önce bir gün geldi. Çok devlet kültürü, nazik bir insandı. Hocam ben biraz izin alıyorum. Allah annesine de şifalar versin. Anneme bakıyorum. Sakarya'ya bir geldi. İşte yaklaşık bir duyduk ki 40 gün önce hastaneye düşmüş. Ve dün itibariyle de haber aldık ki rahmeti Rahman'a kavuşmuş. İnşallah hocamızın bu hastalığı değerli müftümün de ifade ettiği gibi onu bir şehadet makamına yükseltir. Yüce Rabbimiz bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Hasreten daha fazla uzatmak istemiyorum. O kadar söyleyeceğim çok şey var ki ama söylemekte de zorlanıyorum. Değerli hocama Yüce Rabbimiz cennetiyle muamele eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama. Allahu Ekber. Okumalar da bu camide 2. akşam olmak üzere akşam namazından sonra yapılacaktır. Malum olsun. Hayırlı olsun. Tamam geçtik oradan şimdi dönmeyelim bir daha. Tamam ayak ucunu aşağı doğru verelim. Tamam ayak ucunu oradan aşağı doğru vereceğiz. Gidin. Heh, enişte dön. Ayak ucu orada değil mi zaten? Tamam orada orada. Gel. 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 G
Bir kişi tanesi. Evet, bir kişi. Bir kişi tanesi. Bir kişi tanesi. Bir kişi tanesi. Yavaş kapağı alalım. Müsaade edin başkaları da. فقالوا إنا إليكم مرسلون